siz bugün bahsettiğiniz konularda dışında Afganistan'daki hazineden bahsediyorlar hocam basında inşallah. 1 trilyonluk madenler bulmuşlar hocam. Ve savaşın sebebini göreyim. Bu söylüyorlar inşallah. Göstereceğim hocam inşallah. Ne madeni? Çeşitli madenler yer altından. Ama peygamberimiz diyor yazık oldu tarikana. Evet. Orada zengin madenler vardır diyor. Evet hocam inşallah. Zengin hazineler vardır diyor. Yer altında diyor. Aynısı bak. Bu da peygamberin mucizesi sallallahu aleyhi ve sellem. O yazık oldu talikana o hadisi de göstert. Rezervi bulunmuş. 1 trilyon dolarlık maden rezervleri bulundu. Ya o gariplerim orada ezim ezim eziliyor. Şimdi oraya gelir yabancı şirketler işletirler. Türkistan Birliği olmadığı müddetçe evet. Bu sefalet, bu perişanlık, bu acı devam edecek demektir. Evet. Bir haber daha var hocam. Afganistan'daki işgalin sebebi belli oldu. İşte bak. Tabii. Cübbeli gibi adamları çıkarttırıyorlar. İttihat-ı İslam yok. Türk İslam Birliği yok. Mehdi çıkmayacak. Ondan sonra camiden eve, evden camiye gidin. Mantık bu. İşte pilav nasıl yenir? Ondan sonra kavun nereden nasıl yiyeceksin? O. Başka ne var Berker hocam? O hadis var mı sende? Hocam, yoksa ben bulabilirim. Şu hadis hocam. Talikan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Bak çok manada. Altın ve gümüş olmayan. Evet. Maden yani klasik maden. Evet. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır. Kitab-ı Burhan fi alametil Mehdi ile ahir zaman sayfa 59. Demek ki Afganistan'daki delikanlı yiğitler hepsi Mehdi'nin yakın talebeleri olacaklar inşallah. İnşallah.